Ee, dizi Star'da yayınlandığı dönemde sosyal medyada yeni yeni hayatımıza giriyordu. Hakikaten de o dönem sosyal medya böyle hepimizin yeni keşfettiği falan platformdu. Şimdiki ortamda biraz fark hissediyor musunuz? Ee, çok kitlelere ulaşan bir iş yapıyorsunuz ve sosyal medya artık bu düzeyde kitlelere ulaşan bir işte çok e, karar merci aslında. Çok yönlendirici. Behzat gibi böyle raconu kendi kesen bir işte ee, sizi nasıl etkiliyor bu sosyal medya etkisi merak ediyorum ben? Ee, bizim başlangıçta Aslında şöyle bir şey var ee, internetin internetin gücünü e, dizi sektöründe e, i̇lk, ilk, ilk hissettiren iş ilk hissettiğimiz <laughs> iş mesajçe tabi Çünkü büyük sahip çıkıldı bir yandan evet. yani saatleriyle oynandığı bir şeyler oldu işte eğitimlerimiz azaldı falan filan ama bir baktı ki internette öyle bir kıymeti var ki bir alamet farikası var ki büyük sahip çıkıldı. Şimdi de görüyoruz zaten ne kadar güçlü Abi. olduğunu. Ne diyorsun Berkan? Ee, sosyal medya reyting cihazlarının zaten e, anlamsız ve saçma olan olduğunu kanıtlayan bir durum. Esatçı'ya de, de böyle oldu. E, bize reytinglerimizin e, çok düşük olduğu söylendiği dönemlerde Esatçı'ya internet üzerinden ayakta kalmış bir diziydi. E, ve internet ve mecraları e, olmasa e, çoktan kaldırılmış bir dizi olabilirdi Behzatçı. E, dizi yayınlanıyordu, e, reytingler geliyordu. E, sonlardayız ama yayınlanmış bir dizi e, bir gece içerisinde bir milyon, bir buçuk milyon izleni izleniyordu. E, ve bu inanıyorum ki kanala da karşı e, bir koz oluşturuyordu elimizde ama siz öyle diyorsunuz ama bakın bu da böyle diyebiliyorduk ve Behzat Çey'nin devamını getiren bir durumdu sosyal medya ve e, internet zaten mecraları evet. tabii ekşinin sosyal... hakkını yemeyelim bu arada ekşi, de, ekşi, ekşi de ekşinin öyle. hakkını öyle sos sosyal örgütlenme zaten yani bunu bir efsane haline çevirdi çünkü e, eş bir paydaşta insanlar bir konu hakkında konuşabiliyordu bu çok değerli bir şey yani ve sahip çıktınız resmen Behzat Şimdi e, dizi ana akım televizyonlarda e, televizyonda yayınlanırken sansürleniyordu Ritük'ten dolayı. Evet. E, halbuki çok içeride hayatın içerisinde olan diyaloglar vardı. Fakat şimdi bu konuda artık daha rahatsınız e, ve Blue TV'de de gayet olduğu gibi konuşuluyor. Ama bir yandan da çok küfür ediyorlar diyenler var. Ne diyorsunuz bu çok küfür ediliyor diyenlere? Çok bu, küfür ediliyor mu mesela önce size ya <laughs> trafiğe çıkmasını öneriyorum ona. <laughs> yani. Ya da ya da ben de şey öneriyorum. Bir iç sesimizi dinleyelim diyorum. Çok küfür ediyor muyuz acaba? Ya e, çok küfür ediyoruz yani şey ya Türk insanı çok küfür ediyor. Tamam. Bir de bu eee bir takı olmaya da başladı ya o hikayeler aslında bir küfür E tabii noktalama işareti. Noktalama işareti olmaya başladı falan. Doğru olabilir ya o konuda. Yani bazen hani küfrün ayarı kaçmış olabilir. Bazı bölümlerde de hiç olmayabilir. Yani hani o o okazyonun durumuyla ilgili bir e, vaziyet bence yani. Ama yani evet biz hiç ay küfür diye düşünmüyoruz. Ama yani. tabii ki şöyle de bir durum var. E, e, kendi adıma söyleyeyim dikkate alınacaktır tabii hmm. ki bu çok küfür ediyoruz. Alınacak mı gerçekten ya? ben yani? Umarım alınmaz. Ya ben Beysatçı izleyicisi olarak söylüyorum beni rahatsız eden bir şey değil. Yani zaten çok doğal bir konuşma, çok doğal metinler hep. Öbürü bana biraz garip gelir inanç ya. Öbürü dediğim yani komple küfürden vazgeçelim gibi bir şey Hayır, şu ankinin ama değişmesi. Yani belki biraz biraz ayarını kısa kısabilirim kendi adıma. Öyle var mi? Var var bizim de topuzunu kaçırdığımız bazı yerler var yani orada. Keşke sormasaydım ya. Çok, ee, şu e, an o kadar izleyici yok. yok. <gülüyor> Sakın <gülüyor> yapmayın <laughs> diyesin şu an valla. yok yok kendi içimizde hani hikayeyi seyredip değerlendirdiğimiz zaman artısı ve eksilerini tabii ki göreceğiz. Yani bu küfür hikayesi de kendi içinde bizim devamlı hani sorguladığımız bir mevzu aslında yani. Tabii ki öyle yani çıktı ama yani hani bazı yerlerde gereksiz yerlerimiz de var yani o konuda özel bir şey abi Ben aslında çok affedersin lafını lütfen, bölüyorum. Lütfen. Ben aslında çok küfür ediyoruz diye değerlendirmek yerine şöyle değerlendirmeyi gereksiz. daha iyi buluyorum. Ee, çok küfür edildiği zaman biraz yazımdan biraz şeyden kaybediyor. Nedeni denir O dramatik hmm. durumundan kaybediyor. O beni rahatsız eder. Ya çok küfürden hmm. ziyade mesela anlamını yitirirse bir sahne. Yani sahnenin söylemek istediği şeyin üstüne geçerse bu sefer Ettiğiniz o beni küfür. daha fazla o beni daha fazla rahatsız eder. Küfürden daha fazla rahatsız evet. eder. Çok Boş konuşma. Şairin dediği gibi küfür burjuvazinin ağzında bir çöplük, işçinin ağzında bir çiçektir. Bayılıyorum buna ben. E bizim ağzımızda bir çiçek o ya. Şimdi ya bunlar, tabii aksiniz ki. kimse söyleyebilir mi ya? Tabii Bir de ama... bence bizim memlekette biraz bu işlerde şimdi mesela bunları yazanlar da rahatsız olanlara samimiyetle çok saygı duyuyorum ama böyle işte terbiyeyi ahlakı falan böyle böyle başka yerlerde aramak Hiç da çok Hiç öyle bir derdimiz yok ha, Yani biz sadece o inan çok güzel betimle doğruyu. Yani biz sadece ana örgüyü eğer hani anlaşılmasını güçleştiriyorsa ettiğimiz küfür bunu bir değerlendirmek lazım diye tekrardan ee, onu hmm. söylemeye çalışıyoruz biz, yoksa hani ahlaki bir yapı çeküp kardeşim yani. Ee, şimdi final bölümünü ben seyredemedim. Ee, seyredenler de muhtemelen bu programı seyredemeyenler de benim gibi şu an bu programı seyrediyorlar. <laughs> Ama final bölümünde şimdi Ezgi uyardı bizi. Dedi ki e, Neşet Ertaş'tan Neşet Ertaş'ın bir e, eserinin telifi, telifi alınmış e, e. ve son bölümde yayınlanabilmiş. Şükür. Yalan dünyadır o da. Ah be abi be. Büyük bir ihtimalle. Özledik be. Hı. <laughs> Bak işte. Ya ben en fazla neye üzülmüştüm? Ya programı yaptığıma mı yanayım? Ya. Son bölümü seyretmediğine mi yanayım ben? Şey hikayesi e, Radyonun dağıldığı hikaye. Radyonun dağıldığı. Evet, o, o radyo, şimdi bizim radyo... Abi böyle büyük değil mi? anlamı var aslında. yani. Bir dönemin kapandığını anlatıyoruz biz aslında yani. O radyonun kırılmasıyla başka bir evreye geçmemizi anlatıyoruz. Çok büyük o, metaforu. O çok güçlü bir o da bazı arkadaşlar da demişler ki işte orada radyo kırıldıydı, artık bölüm orada bir tane radyo var falan filan. E bir bak bakalım aynı radyo mu? O yani. radyo radyo değil. <laughs> Doğru. Ama o radyo yani o radyonun dağılması bizim 4 yıllık sezondaki e, Akbabanın evinin başrol oyuncusuydu o radyo yani. O bende bir bir şey yaptı ya bir derinden etkiledi beni ya. Yani. Beyzet'in kadrolusu. Evet. Radyomuz. Değil mi? Çok da güzel dağılmış, çok da güzel oynamış da o sahne. Estağfurullah. Evet. Bizim Behzat'ta böyle çok bir de çok güldüğümüz sahneler var. Şimdi size mesela sizin en çok güldüğünüz sahneyi soracağım ama size bir sahne seyrettireceğim ondan önce. Selda abi verir misin onu? <laughs> Hangisi acaba ya? <laughs> ya bu müthişti abi bu ya. <laughs> Sen canın yanlış takılma. Olağanüstü bir sahnede. Ya o zaten yani senaryonun ya kitapta da var ya o kitapta da zaten o kadar güzel yakalamış ki Emrah. Yani hani zaten o büyük bir olay yakıyor ama aralaki bu küçük olaylar zaten bu hikayenin o asıl şeyini çıkartıyor. Hiç yani. hissettirmeden. O kadar evet. dişi ki bu arada o sahne. Yani, yani Emrah için... kaleminin en büyük şeylerinden, evet. alametlerinden bir tanesidir evet. bu yani. Evet. Emrah okurken araya sıkıştı. Öyledir o yani. Durumlar yani. Hiç hissettirmeden. Sizin Hiç e, çekiç ve gülü çekerken en güldüğünüz sahne hangisi? En güldüğümüz sahne hangisi? Belki bizim bilmediğimiz yani bize yansımamış ve aranızda muhteşem bir şey. Ya olur. ben göl yok sahnesinde. Bu hakikaten çok güldüm ya. Yani. Göl yok domates sahnesi domates öyle. Yani. <laughs> domates ya. Domates dediğimiz. Ayaş ayaş yok değil. Ayaş mı? Ayaş ayaş. Bir de bunun falan. şeyleri var. E, tencere tava sahneniz var sizin yani. <laughs> o evet bir efsane. Efsane e, Akbabanın yani. tencereyi kafayı yemesi. Of düdüklü. Teyze ne yaptın teyze? Ne yaptın? Keskin nişancıydı ama. Keskin nişancıydı. Düdüklü. Düdüklü gerçekten kafasına geldi patladı. yani. Öyle mi? tabii tabii. Atlamadı ki teyze. Kestik geldiğinde yüzümde şöyle bir gri iz var. evet. Ben bu arada yangın söndürme tüpünü sıktım her taraf bembeyaz. O evet, kaos. Derin nefes alamamış aşağıya. Oksijeni bağlamışlar. Orada bir handikap yaşanmış büyük bir yani.